Merhaba. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Bu videoda sizlere hayatı daha keyifli bir hale getirmeniz için birkaç küçük öneride bulunacağım. Gün içinde durmadan seçenek bombardımanına tutuluyoruz. Evde, restoranda, işte, kafede ya da markette sürekli önümüze karar vermemiz için onlarca seçenek sunuluyor. Örneğin Bugün işe giderken ne giysem? Daha spor mu yoksa daha klasik mi giyinsem? İşe metrobüsle mi gitsem yoksa arabamı mı kullansam? Öğle yemeğinde tavuk mu yesem yoksa salata mı tercih etsem? Kahvemi sade mi içsem yoksa sütlü mü içsem? Peki seçeneklerin fırsat olarak algılandığı günümüzde bu denli seçim yapmak zorunda kalmamız gerçekten bizleri mutlu ediyor mu? Araştırmalara göre çok fazla seçenek arasında kalmak bizi hem yoruyor hem de üretkenliğimizi ve verimliliğimizi düşürüyor. İnsanlar iyi ya da kötü olsun fazla seçenekle karşılaştıklarında yapmaya çalıştıkları işe odaklanmakta ve işi tamamlamakta zorlanıyorlar. Bazı durumlarda hiç seçenek olmaması çok seçenek olmasından daha iyi bile hissettirebiliyor. Şimdi zihninizde işe ya da okula gitmek için uyandığınız bir günü canlandırmanızı istiyorum. Sabah erkenden kalktınız ve her zamanki gibi evden çıkabilmek için koşturmaca halindesiniz. Giyinmek için gardırobunuzun başına geldiniz ve bugün ne giysem diye düşünmeye başladınız. Tam o anda 30 çeşit kıyafete bakarken onlarca çeşit kombinasyon aklınızı kurcalamaya başladı bile. O sırada kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Evet, bunu tahmin etmek çok da zor değil. İnsanın belirsizliğe karşı kesinlik arayışı bu sefer de gardırobuna bakarken karşımıza çıkıyor. Aslında tercih aşaması bir çeşit belirsizlik durumu. Zihin bu durumu belirli bir hale getirmek için çabalar ve enerji harcar. Enerjisini harcamak beynin hiç istemediği bir durumdur. Kişi bunu yapmaya karar verdim, bunu seçmeye karar verdim dediğinde kendisini daha iyi hissetmeye başlar. Steve Jobs ve Mark Zuckerberg gibi birçok başarılı insanın her gün aynı renk kıyafeti tercih etmelerinin altında yatan sebep de tam olarak bu. Enerjilerini daha önemli problemleri çözmek için kullanmak istiyorlar. Peki siz neden buna benzer bir şey yapmıyorsunuz? Belki bu insanlar gibi tek bir tişörtle yaşamak istemeyebilirsiniz ama seçenekleri azaltabilirsiniz. O halde gelin, hayatı kolaylaştırmak adına seçenekleri azaltmaya evinizden ve gardırobunuzdan başlayalım. İlk iş gardırobunuzu açın ve kıyafetlerinize bir göz atın. Kendinize şu soruları sorun: Dolabınızdaki kıyafetlerin ne kadarını giyiyorsunuz? Hangilerini çok seviyorsunuz? Çok istediğiniz ancak uzun zamandır ertelediğiniz gardırop temizliğinin şimdi tam zamanı. Dolabınızın karşısına geçin ve hemen gözden çıkarabileceğiniz kıyafetleri eleyin. Geriye kalanlar belki giyerim ve kesin giyerim dediğiniz kıyafetleriniz olacaktır. Kuşkusuz en zor vedalaşılanlar belki giyerim dediğiniz kıyafetleriniz olacaktır. Onlarla hemen vedalaşmak zorunda değilsiniz. Onları bir kutuya yerleştirin ve bir süre ayağınıza dolanmayacak bir yere koyun. Eğer ihtiyacınız olursa kutudan alıp giyebilirsiniz. Aradan bir süre geçtikten sonra hala kutuda kalanları yani hiç giymediklerinizi ihtiyacı olan birine verebilir ya da satabilirsiniz. Aynı temizliği ve sadeleşmeyi evinizin diğer alanları için de yapmanızı öneririm. İhtiyaç olursa diye sakladığınız, ne için kullanıldığı bilinmeyen kablolar, eski telefonlar, DVD player'lar, gereksiz mutfak aletleri için aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Unutmayın, seçenekleri azaltmanız daha huzurlu ve dengeli bir hayat yaşamanızı sağlayacak. Bunun da ilk adımı yaşadığınız hayatı sadeleştirmekten geçiyor. Buna benzer sadeleştirme işlemlerini ilişkilerinize, iş hayatınıza ve beslenme düzeninize de uygulamanızı öneririm. Eğer sizlerin de seçenekleri azaltmak ve sadeleşmek adına kullandığınız yöntemleriniz varsa, yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak çektiğimiz videolardan düzenli olarak haberdar olabilirsiniz.